Denizler, göller ve akarsuların kıyısında yaşayan ilkel insanlar, diğer canlı türlerin sularda ne şekilde avcılık yaptığını gözlemleyerek balık avlamayı öğrendiler. İlkel insanlar için balık, elle yakalanmaya çalışılan değerli ve lezzetli bir besindi. Neolitik döneme ait buluntulardan elde edilen bilgilerle yerleşik düzene geçen atalarımızın balık ve hayvansal su ürünleri avcılığında kullanılmak üzere taş, ağaç, kemik, diken gibi malzemelerden zıpkın, olta ve kakıçlar yaptıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra M.Ö. 3000 yılında Çinliler tuzlu suyla doldurulmuş havuzlarda kefal üretiyorlardı. Romalıların da havuzlarda sazan ve tatlı su kefali yetiştirdikleri bilinmektedir. Balıkçılığa ait ilk yazılı kaynaklar M.Ö. 2000 yılına ait Mısır yazıtlarında ortaya çıkmıştır. Bu kaynaklarda Mısırlı balıkçıların kullandıkları ağız şekillerinden bahsedilmektedir. Çinli balıkçıların eskiden beri doğal olarak buz tutan göllerden, akarsulardan ve havuzlardan toplanan buzları balıkların muhafazasında kullandıkları bilinmektedir. Avrupa'da ise yeni tutulmuş taze balıkların muhafaza sürelerini uzatmak için soğutulması düşüncesi ilk olarak 18. yüzyılda balıkların deniz yolu ile İskoçya'dan Londra'ya taşınması sırasında ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın sonlarında balıkçı teknelerinde mekanik olarak üretilen buz balıkçıların hayatını kökünden değiştirmiştir. Bundan sonra bir takım sistemler geliştirilmiş olsa da bunların hiçbirisi balıkların soğutulmasında kullanılan buz kadar faydalı olmamıştır. Balık eti, besleyici değeri oldukça yüksek, mükemmel bir gıda kaynağıdır. Zengin protein içeriği ve yapısında bulunan çoklu doymamış yağ asitleriyle vücudun temel besin maddeleri ihtiyacını karşılamakla birlikte İnsan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde olumlu etki yapması yönüyle de hastalıklardan korunma ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için çok önemli bir besin maddesidir. Balık eti %18 ila 20 oranında protein içermektedir. A, D ve B vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Balık, fosfor, demir, selenyum, iyot, kalsiyum ve önemli bir omega 3 kaynağıdır. Balıkçılık ve su ürünleri dünya çapında yüz milyonlarca insan için önemli bir gıda, gelir ve geçim kaynağıdır. Dünyada 1970 yılında 57 milyon tonu avcılık, 3 milyon tonu yetiştiricilik olmak üzere sadece 60 milyon ton balık tüketilirken, bugün 95 milyon ton avcılık ve 75 milyon ton yetiştiricilik yoluyla toplam 170 milyon ton balık tüketilmektedir. Bu sayede dünyada kişi başına balık arzı, yetiştiricilikte yaşanan dinamik büyüme sayesinde yeni bir rekorla 20 kiloya ulaşmıştır. Çin, hükümetinin de desteğiyle balık yetiştiriciliğinde 50 milyona yaklaşan üretimiyle açık ara üretim lideridir. Çinliler yetiştiricilikte yoğunlukla sazangillerin üretimini yapmaktadırlar. Dünyanın diğer başlıca büyük balık üreticileri Hindistan, Vietnam, Bangladeş ve Amerika'dır. Ticareti yapılan değerli dört grup tuna, ıstakoz, karides ve kafadan bacaklılardır. ...170 milyon ton olan balık üretiminin 70 milyon tonu canlı taze fonda kullanılırken 45 milyon tonu dondurulmuş, 20 milyon tonu konserve edilmiş, 17 milyon tonu ise kurutulmuş, tuzlanmış ve tütsülenmiş formda tüketime sunuluyor. 2014 ve 2015 yıllarında Avrupa Birliği açık ara balık ithalatı için en büyük market olurken onu Birleşik Devletler ve Japonya izlemiştir.
balık ticareti, gelişen ülkeler için gelir yaratma, istihdam, gıda güvenliği ve besindeki önemli rolüne ilave olarak döviz kazancında da başlıca bir kaynağı temsil etmektedir. 2014 yılında gelişmekte olan ülkelerin balıkçılık ihracatı 80 milyar Amerikan dolarıdır. Dünyada toplam balık üretiminin avcılık ve yetiştiricilikle birlikte 2025 yılında 196 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu artışın arkasındaki neden şehirleşme, depolama kapasitelerinin artması ve dağıtım olanaklarının gelişmesidir. Asya ülkeleri 2025 yılında toplam üretimin %89'unu temsil ederek temel üretici ülkeler olarak yerini artırarak koruyacak gibi görünüyor. Dünya balık popülasyonunun %62'sini yalnız başına üreten Çin'in yanı sıra diğer önemli artışın Latin Amerika ülkelerinde ve özellikle sektöre yapılan önemli yatırımlardan dolayı Brezilya'da olması beklenmektedir. Balıkların sudan çıktıktan sonra kalitesinin bozulmadan tüketiciye ulaştırılması ancak ve ancak hızlıca soğutulmasıyla mümkündür. Bunu yapmanın en pratik ve geleneksel yöntemi balığı buzla buluşturmaktır. Balık, tutulmasından işlenmesine, sevkiyatından pazara sunulmasına kadar buzdan ayrılmaz. Hassas bir cilde sahip olan balığın su kaybını minimize edip ideale en yakın koruma sağlayan ince buz parçaları bu sektörün seyyar soğutucularıdır. Su ürünlerinin depolama süresini uzatmak amacıyla yapılan dondurma işlemi, gıda kaynaklı patojenlerin kontrol edilmesinde çok önemli bir rol üstlenmektedir. Bu iş için -35 derecelik odalarda şoklanan deniz ürünleri, donmuş gıda odasına alınarak uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Dondurulmuş deniz ürünleri paketlenerek etiketlenir. Etiketlenen ürünler -18 derecedeki donmuş muhafaza odalarına alınır ve depolanır. Hızlı nüfus artışı, aşırı ve bilinçsiz avcılık, çevresel olumsuz faktörler dünyanın doğal balık kaynaklarının hızla azalmasına ve hatta bazı türlerin neslinin tükenmesi riskine yol açtı. Gelinen bu noktada doğal balık stoklarının giderek azalmasıyla ortaya çıkan açık ancak kültür balıkçılığı ile kapatılacak gibi görünüyor. Sadece 1970 yılında tüketilen balığın %5'i balık üretme çiftliklerinden elde edilirken bu oran bugün %40'a ulaştı. 2050 yılında ise %60'a ulaşacak gibi. Artık balık üretmeden balık yememiz mümkün görünmüyor. Umudumuz balık üretimimizin denizlerdeki doğal balık popülasyonu üzerindeki baskıyı azaltması. Unutmayalım, hayat denizde başladı ve hepimiz aynı gemideyiz.